Merhabalar. Bir Katıl dersinde daha tekrar birlikteyiz. Evet, umarım keyifler yerindedir. Havalar biraz soğuk olsa da bizi ısıtacak, yay yakımı sağlayacak şahane bir derse devam ediyoruz. Evet, ailemize yeni katılanlar hoş geldiniz diyorum. Bu dersi deneyin. Eğer sizinize uygunsa, zaten benimle egzersizi yapıyorsanız buradan devam edebilirsiniz. Ama hayır, bu seviye size biraz daha yüksek geliyorsa ilk derslere dönerek oradan da bu seviyeye kadar gelebilirsiniz. Her dersi mümkün oldukça en az 2-3 kez tekrarlayın. Daha da etkisini hissedeceksiniz. Bedendeki yansıması da çok daha güzel olacak diyorum. Halınızı açınızı sorun. Ders programı ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra bence artık hazırız. Bugün sırtımızla başlayacağız. Minimumunuzu yakın bir yere alın. Yeni hareketler geliyor. Şimdi öncelikle dizlerimin üzerindeyim. Güzel bir chest stretch yaparak önce omurgamızı hissedelim. Kollarımı uzattım, sırtımı bıraktım. Tam bir kedi gibi nefes al. Nefes ver, gevşe. Tekrar nefes al. Nefes verirken öne doğru gidiyorum. Dirseklerimi büktüm. Kuğu pozisyonundan geçtim. Bence artık herkes güzel bir kuğu yapıyor. Burada omuzlarını esnet. Sırtını aç. Güneyini başlıyormuşsun gibi. Tekrar arkaya, shoulder stretch, kalça arka, esne, nefes al, tekrar öne gidiyoruz, tek tek omurları açmak, vücudumuzu derse hazırlamak için çok iyi. Evet, ellerimiz üzerindeyiz, biraz daha omuz aşağıya, gövde yukarı, harika. Şimdi, yavaşça yüzüstü uzandık. Hiç fena değiliz. Küçük küçük başlayacağız. Şimdi minibolu alalım. Hafif havası alınmış bir şekilde. Çok fazla basınç yapmayacak. Tam göğüs kafesimin altına ama çok fazla diyaframa değil, bir tık da yukarıya. Bunun doğru olan yerini hissedeceksiniz arkadaşlar. Mesela göğsümü sıkıştırmıyorum. Çok aşağıya alarak diyaframı da sıkıştırmıyorum. İkisinin ortasında iyi gelen bir yer var. Onu hisset. Ayaklarını uzat. Mat genişliği kadar aç. Yarım kuyu pozisyonundasın. Şimdi burada rahat ediyorsan omurganı hisset. Tam doğru noktada olduğundan emin ol. Ve eller başımızın arkasına. Minik minik ters mekik. 10 tane. Son. Güzel. Kolları koy, rahatla. Mini bolun olmasının sırtındaki kasların, sırtındaki kavisin biraz daha artmasını, biraz daha esnemesini sağlıyor. Düzgün bir postür için düz durmak ayrı bir şey. Açıyı daha da geriye alabilmek önemli. O yüzden güzel olacak. Şimdi, gördüğünüz gibi ellerimi öne aldım. Omurga uzun. Omuzlarım aşağıda. Geçen ders yaptığımız sırt kasını bir de böyle hissedelim. Sağ elimizin kulağa geçecek kadar kaldırıyoruz. Nefes. Güzel. Tam çapraz beli hissedeceğiz. Uzan. 4 tane. Nefes ver. Son. Yavaşça indir. Gövdeyi hiç bozma. Sol kol hazır. Nasıl? Kollar artık kulağa geçiyor mu? Hayır, o espriyi yapmayacağım. Hepimizin içinde boynuz kulağa geçiyor mu? Kelimesi yankılanıyor olabilir, atasözü. Güzel. Şimdi tekrar iki el başının arkasında. Tekrar 10 tane ters mekik. Son. Güzel. Tekrar mini balon göğsüme yaptığı baskıyı kaldırdım. Şimdi iki kolu birlikte kaldıracağız. Çok büyük bir hareket değil. Postürü doğru tutun. Kolu esnetmeye çalışın. Yeter. 4 tane. Hazır. Ve 1. Son. Yavaşça indik.
Tekrar gevşedik. Hiç bel kaslarımızı bırakmıyoruz. 10 tane ters mekik tekrar yapacağız. Kaydıysanız benim gibi pozisyonunuzu yenileyebilirsiniz. Hazır. Ve 10, 9, 1 tane arkaya streç, 1 tane ters yöne rahatlayalım. Belini bırak, sırtını bırak. Esne, esne, esne. Gevşe, gevşe, gevşe. Beklemeye devam et. 2 nefes daha. Ben ısındım. Hiç acele etme. 1 nefes daha veriyorsun. Sonuna kadar rahatla, rahatla, rahatla. Tekrar öne gidiyoruz. Cool'dan geçtim. Sırtımı kaldırdım. Otomatik olarak mid-bomb hazır. Pozisyonu aldım. Şimdi gövdemizin yanlarını çalıştıracağız. Mid-bomb bu konuda bize çok güzel. Kolaylık sağlayacak. Bu hareketi yapmıştık. Ellerimizi birbirine yapıştırdık. Ellerimizi alnımıza yapıştırdık. Ortadan yanlara doğru gidiyorduk. Şimdi bunu biraz daha gövdemiz yüksekken yapacağız. 4 tane sağ, 4 tane sol. Kollar ve kalk. Sağda, yan, orta. Hep sağ. Sol. Diğer taraf. Güzel. Harika. Ellerini koy. Gövdeyi kaldır. Şimdi yanlara başlamışken daha da devam ediyoruz. Şimdi sağ elin başın arkasında. Sol dirseğim önde. Gövdemi kapatıyorum. Yana doğru dönerek açıyorum. Güzel. Dört tane dirseğini arkaya çek. Çapraz. Sol. Değiştir. Sağ elini indir. Sol elin başın arkasından. Şimdi buradan aç dirseği. Arka ve 4 tane. Sol. Güzel. Şimdi gövdeni hisset. Bir kez daha ters mekik, ortadan yukarı. 10. Sol. Güzel. Bir kez de gövdem sırtım yüksekken bacakları kullanmaya çalışalım. Sağ ayağını düz bir şekilde kaldırdım. Ufak, çok değil. Şimdi buradan yukarıya minik minik kalkıyorum. Bir, omuzlarını zorlama. Belini hisset. 8, 9, değiştir. Ve sol. 1, 2, süper. Sol. Yes. Arkaya stretch. Arkaya esne. Gövdeyi rahatlat. Ve yanınca sırtı kaldırdık. Hemen yan bel. Oblik yaptık. Sırt yaptık. Mini ball sayesinde sırtımızı biraz daha kaldırdık. Şimdi biliyorsunuz ki mini ball'la çok güzel yan çalışıyoruz. Ama seriyi artık biraz daha zorlaştırma zamanı. Deniz kızı pozisyonundayken kalçamı biraz daha kaydırıyorum. Kalça kemiğim yerde, bacaklarım üst üste, Swiss ball'un, Swiss ball'un diyorum, mini ball'un üstündeyim. Evet, kolum düz. Elim hafif ön köşede. Alttaki el başının arkasına, üstteki bacağı tut, kımıldatma. 10, 9. Bacağın havada olması bel kasını ekstra çalıştırıyor.
Sol. Bacağı indir. Gövdeyi indir. Güzel. Yukarıdan çalışan beli aşağıdan da kaldırarak sıkıştırdık. Hemen devam. Tekrar üstteki bacağımı kaldırdım. Parmak ucumuzu. Hiç kımıldamıyor. Minik minik. Küçük. Küçük. On, yedi, sekiz, dokuz, on. İn rahat. Güzel. Daha da çalışmaya devam edeceğiz. Üçüncü set havadayız. Kalktık. Ortada. Bir, ne çekiniyorum ne çok kalkıyorum. Bacağını kımıldatma. İstersen bacağına bakabilirsin. Görmek dengeyi çok daha iyi sağlar. 7, 8, son ve süper. Nasıl hissettiniz? Bel inanılmaz çalıştı değil mi? Onlar tekrar sanki 20'şer tekrarmış gibi oldu ve iyi hissettirdi. Son bir hareket daha. Aşağıdan minik kaldıracağız. Minik, dirsek yerde, küçük. 1, 2, son. Hemen diğer. Evet, gördünüz mü? Her zaman bir hareketi yaptık ve bitti değil. Siz hazır olduğunuzda onun her zaman bir advance, bir advance, bir advance gelmeye devam ediyor. Bacaklarımı uzattım ve kalçamı iyice sıkıştırdım topa. Sırtım güzel. Ve gövdemiz yüksek. Şimdi dengedeysen eğer önce kol sonra bacak ortadan yukarı. 1 2 son bacak ve kol. Pozisyonunu yenile. Kendini iyi hisset. Çok fazla beklemeden minik kaldırdık. Aşağıdan ufak ufak. Ve bir, iki. Dinle. Ve harika. Belimiz nasıl? Şimdi ne çok yukarıdayım, ne çok aşağıdayım. Tam orta pozisyondayız. Gövdemi kaldırdım. Minik bacak kalk. Bir. Sol. Ve rahat. Harika. Üçüncü setimizi de tamamladık. Hemen dört. Bacak hazır. Ve minik. İki. Son. Ve güzel. Mini bolla. Sırt. Ve bel çalıştıktan sonra şimdi hemen hazır bacakla devam etmek istiyorum. Circle'ımızı alalım. Çok sayılı circle'la yapabilme gibi bir şansımız var. O yüzden bu bize iyi geliyor. Şimdi alttaki ayağımı ringin içinden geçirip petine koydum. Güzel. Üstteki bacak yukarıda. Gövdeyi düz bir şekilde uzatıyorum. Hemen pozisyonunuza bakın. Omuz, kalça, baş, dümdüz bir açıda mıyız? Şimdi üstteki bacağımı kaldırdım. Ortadan yukarı 30 ve 1, 2. Parmak ucu koyduk. Bakın büyük bir hareket yapmıyorum. Bekle bekle in. Bekle bekle in. Bekle bekle in. Hemen kaldırıyorum ve havada zamanı harcıyorum. 10,
11. Ve tut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve indik. İçteki bacak. 1, 2, 3, 4. Devam. 16, 17, 18, 19. Yirmi altı, 27, 28, 29. Tut. 10, 9, 8, 7. Dayan. 6, 5, 4, 3, 2. İndik. Üstteki bacak flex, ortadan arkaya doğru gidiyoruz ve 1, 2, sık popoyu. On, devam. 11, gövdeyi bozmuyoruz. 12, 13, 20, 21, 29, 30. Şimdi içteki bacak daire yapıyor. İçeriden ve 1, 2, 3, 4. Yüksek. 7 ve 8 ve 9 ve 10. Devam. 11, 12, 13, 14. Son. Harika. Üstteki bacağı kaldırdık. Flex öne. 1, orta. 2, orta. 3, devam ve 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29 ve 30. Şimdi içteki bacak tersten daire ve 1, 2, 3, 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 15. Bravo. Şimdi hemen başımızı yeri değiştiriyoruz. Diğer tarafa circle ve bacak. Çok iyi. Hemen petin içinden ayak bileğimi geçirdim. Üstteki bacağı yukarıya doğru koyduk. Gövdemi çevirdim. Ve pozisyonu aldıktan sonra yukarı parmak ucunu ger. Ve 1, 2, bekle bekle in. Bekle bekle in. Şimdiden ölmeye başladım.
28, 29, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, indik. İç bacak ve 1, 2, 3, ve tut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve üstteki bacak. Flex, arkaya hazır ve 1, 2, 3, 4 ve 5 ve 6. Devam. Son. İndik. Daire önden. Ve 1, 2, 3, 4 ve 5 ve 6, 7. Şimdi tersten flex ve ön 2 dayanalım. Ve şimdi dairemizi diğer taraftan yapıyoruz. Ve 1 arkada, 2 3 4 5 6, 7, 8. Son. Harika. Ve yavaşça hemen circle'ımı alıyorum. Ve set üstü yatıyoruz. Bacakları circle'la çalıştırmışken iç bacak çalışmadan geçmek olmaz. Şimdi dizlerimin arasına circle'ı yerleştirdim. Kapattım. Ayaklarımı kapattım. Sırt üstü yattım. Sıktım, bekliyorum. Ve açmadan buradan aç kapat ve sık. 2, 15 saniye. 3, 4, 5, 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10. Bekle. 15, 14, 13, 12.
kurbağa yapalım. Bacaklarımızı sallayalım. İç bacak kaslarımız rahatlasın. Ve geçen ders kurbağa çalıştık. Daha selülit bölgesi bacağın içi. Arkadan içe doğru sarmal gelen kas. Ve tabii ki içler. Şimdi burayı biraz daha arttıralım. Kollarımı yukarı kaldırdım. Sırtımı karşıya kaldırdım. 15 tane karşıya main kick. 1, 2, 3 şahane. Ayaklarımı bir tık daha ileriye götürdüm. Çok beklemeden kalkıyoruz. Bel yerde. 1, 2, 15. Ve son set. Flex yapıyorum. Parmak uçlarımı kendime çektim. Topuklarımı yapıştırdım. Ayaklarımı biraz daha ileriye getirdim. Biraz daha kurbağadayım. Ve içeri hissetmeye devam edin. Sırtı kaldır. 15 devam. 1, 2, süper. Şimdi ayaklarını yaklaştır. Bastık. Sağ bacak masa, sol bacak masa. Flex, turn out, kurbağa. Sırtımı kaldırdım. Topuklarıma doğru dokunarak gidiyorum. 15, 14. Ve tut dizlerden, yanlara doğru masaj yaparken kurbağayı bırakma. Ayaklar rahat, dizleri yanlara doğru açıp esnemeye devam ediyoruz. Şimdi bugün alt karında kurbağayı da çalışmaya devam edeceğiz. Sağ bacak masa, kurbağa. Sol bacak masa, kurbağa. Kollar hazır. Kalkarken bacakları uzat, iç kasları sık. Bir, yavaş. 4, 3, 2, 1, yat. Tekrar çek. İç kasları rahatlat, rahatlat, rahatlat. Stretch, stretch, stretch. Hem kendime doğru yakın, hem de yere doğru, aşağıya doğru indirmeye çalışıyorum. Güzel. Şimdi, sol ayağımı bastım. Sağ ayak, turn out. Yani kurbağada. Yine parmak ucumu çektim, bacağımı açabildiğim kadar yana açtım. Sırtımı kaldırdım, bacak sabit. Karşıya doğru kalkıyoruz, 10 tane. 1, 2, 3. Bekle. Şimdi her zamankinden farklı. Hep kalkarken itiyorum. Şimdi çekeceğiz. Kapa, açıl, çek ve 3, 10 tane, 4. Olabildiğince çevirin. Sol ve yattık. Güzel. Konsantrik kasılma, yani karın kasılma, sıkılığını arttırıyorum bacağı çekerek. Sol bacak masa. Açtık. Flex, çevir, dik. Hafif aşağıda. Kollar hazır. 10 tane. Sabit. Bekle. Kalkarken çek. Çek. Açıl. Kapa. Açıl.
Kapa. Sol ve in, dik. Dizi dik. Belimizi yerleştirdik tekrar. Sağ, sol açtık. Evet. Flex, sonuna kadar topukları esnettim. Tekrar turn out. İç kaslarım sıkı. Tuttum. Kalktım. Minik minik karnını çık. Bir, iki. Tut. Hafif dizi dik. Kurban. Kollar karşıya, bacak sabit. Bir, iki. Ve sırt üstü yat. Tekrar kurbağaları rahatlat bacakları. Ayaklarımızı bastık. Ve hemen popo yapıyoruz. Hadi bakalım. Dirseklerimi yerleştir. Dizlerimi kapattım. Karın kasları içeride. Belim ve üst gövdem sant. Sağ bacağı uzattım. Kaldırdım. Flex. Düz. Yükle. Sık popoyu. İnme. Yirmi. Dizi bük. Flex yukarı. Bir. İki. İndik. Sol. Flex. Ve bir, iki. Dizi büyük ve yukarı. Bir. Şimdi sağ bacak yerde, flex küçük küçük kaldır. 1, 2, 3, 4. Dizi bük, yere dokun minik. Sol. Hazır. Sol. Uzadık. Flex. Küçük. Bir. İki. Kaldık. Dizi büktük. Dokun. Mink.
Mesci. Güzel. Kalça hiç fena değildi. Yavaşça sırtımı kaldırdım. Stretch yaparken yine kalçayı kullanmaya devam edelim. Şimdi sağ ayağımı parmak ucu ve diz düz olacak şekilde koyuyorum. Ve arkadaki ayağımı düz uzatmaya çalışıyorum. Mümkün oldukça kollarımın üzerindeyim. Sırtım dik durmaya çalışsın. Sağ popo yere oturuyor. Sol bacak düz. Sırtım dik. Omuzlarım tam düz. Hem dilimi hem kalçamı esnetiyorum. 10 saniye kalıyoruz. Süper. Ellerimin üzerindeyim. Karnımın gücüyle dizimi arkaya aldım. Şimdi sol bacak, parmak ucu ve diz aynı hizaya gelecek şekilde koydum. Bu sefer sağ bacağım düz. Sol kalçayı oturtmaya çalışın. Sırtımız düz. Yes. Değişik bir stretch değil mi? Hazır popo kası çalışmışken bunu hissetmek güzel. Biraz daha gövdeyi dik hisset. Harika. Nefes al ver. Omurga uzun. Ve karnımızın gücünü kalktık. Ayaklarımızı altımızdan çıkardık. Ve batın gücüne gel. Karnını sıkarak yavaşça gövdeyi yatır. Kollar yanda, bacaklar açık, gözler kapalı. Güzel. Şimdi rahatlamaya geçiyoruz. Her zamankinden daha farklı bir dersi. Biraz daha yeni hareketler, biraz daha vücudu birbirine bağlayan hareketler. Tekrar sayısını arttırdığımız ve aralarda çok beklemediğimiz, daha hızlı geçen bir dersti. Hem hareketleri takip etmek, hem benimle birlikte yapmaya çalışmak gayet iyiydi. Ama bunu birkaç kez tekrarladığında daha da rahat yapacağını hissedeceksin. Ama bu bile çok iyi. Denedin, emek verdin, çabaladın. Sonuçta kalori yaktın. Vücudunu, eklemleri daha doğru kullanmaya çalıştığın için de süpersin. Evet. Şimdi genel bir özet geçmişken ben, sen rahatlamaya başladın bile. Nabzın rahatladı. Nefesin rahatladı ve gevşemeye başladın. Çok güzel. Eğer vaktin varsa burada en az bir 10 dakika daha. Kendini rahat hisset. Gözlerini kapat. Birkaç dakika uyuyabiliyorsan harika. Ama hayır, vaktim yok, hemen kalkmam gerekiyor diyorsan, rahat bir nefesle kendini uyandır ve günün kalanını hazır hisset. Evet, ufak ufak giderken yorumların varsa, isteklerin ya da taleplerin hemen videonun altına yazabilirsin, onları okuyorum. Onları okuyorum, her ders gelişmeye devam ediyoruz, sizi özlüyorum ve bu birlikte yaptığımız emek çok kıymetli. Buna çok saygı duyuyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendine iyi bak. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.